Selam arkadaşlar. Bugün Palworld adlı oyunu Game Pass üzerinden nasıl modlayacağımızı göstereceğim. GitHub sitesinde buraya geliyoruz. Zaten buranın ve diğer kullandığım şu an indireceğim olan modların linklerini aşağı açıklama kısmına bırakmış olacağım. GitHub'da geldik, en aşağı indirdik. Burada zip klasörünü görüyoruz. Ondan sonra zip klasörünü indirelim. Zip klasörü bir yandan inerken biz Xbox'a girelim. Oyun dosyalarımıza erişelim. Xbox'a girdik. Palworld'ün üstüne sağ tık yapıyoruz. Unit kısmına tıklıyoruz. Açılan sekmede dosyalara tıkladıktan sonra göz alt seçeneğine basıyoruz. Oyun dosyalarını artık bulduk. Xbox kısmı ile işimiz bitti. Kendisini kapatabiliriz. Dosyamız inmiş. Hemen açalım dosyamızı da arkadaşlar. Xbox Game Pass kısmına da geldik. Buradan Palworld, Content, bu şekilde içeri girdikten sonra kütüphane kısmına geliyoruz. Kütüphane kısmına geldiğimizde buradaki beni oku kısmı, readme kısmı hariç diğer hepsini klasörün içine atıyoruz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra burada işimiz bitiyor. Şimdi ilk başta bir kere oyunu kapatmamız lazım. Hemen oyunumuzu açalım. Oyunumuz açıldı. Bir sıkıntı var mı yok mu diye de bir oyunun içine girelim. Gördüğünüz gibi oyun hiçbir sıkıntı olmadan açılıyor arkadaşlar. Tekrardan Alt F4 atalım. Oyunumuzu kapatalım. Modlarımızı indirmeye geçelim. Şimdi ilk modumuz base sınırını 128'e çıkartıyor. Normalde biliyorsunuz 10. level'a kadar bir base, 10. level'da ikinci base'imiz, 15. level'da üçüncü base'imiz açılıyor. Bu mod sayesinde direkt 128 base yapabilecek hale geliyoruz. Modumuzu indirelim arkadaşlar. Modumuz indi. Hemen mod klasörünü açtık. Bakın, fark ettiyseniz burada pack dosyası olarak indi. Pack dosyası olarak indiği zaman buraya script'leri indiriyoruz. Pack dosyası olarak indiğinde Palworld dosyasına gelirken Xbox Game Pass'ten girdiğimizi düşünürsek Palworld kısmına ilerliyoruz. Pal kısmına tekrar giriyoruz. Burada kütüphane binarisi yerine content kısmına giriyoruz arkadaşlar. Content'e girdikten sonra gördüğünüz gibi içinde bir de packs klasörü var. Burada pack dosyamızı direkt pack klasörünün içine atıyoruz arkadaşlar. Bununla da işimiz bitti. Burada zaten fark ettiyseniz her modda farklı şekilde olabiliyor arkadaşlar. Kimisinde şurada bulunan Luigi mod kısmını atmamız gerekebiliyor. Zaten açıklama kısmında belirtiliyor. Bakın burada da yazmış pal content pack klasörüne direkt atın diye. Diğer bir modumuza geçelim arkadaşlar. Bu da Pokemon'ların Pokemon dedik artık. Palların, Pokemon'ların bu şekilde chartlarını, canını, işte atak gücünü, warp speed'ini gösteren bir şey. Bunun üzerine aynı zamanda siz kendiniz de ayar yaparak daha güzel hale getirebiliyorsunuz. Bunun için iki modu indireceğiz arkadaşlar. Bir modun kendisini, bir de ayarlar kısmını indireceğiz. Modun kendisini indirerek başlayalım. Hemen gelelim. Modun ayarlar kısmını indirelim. Modun ayarlar kısmı inene kadar hemen bakın. Zaten burada gördüğünüz gibi klasörün kendisi var. Doğuş mod kısmı var fark ettiyseniz. Hemen gelelim. Bunu burada açıyoruz. Direkt Doğuş mod kısmına atıyoruz. İsterseniz direkt bu şekilde atıp hedeflik dosyayı değiştirdi diyebilirsiniz. İsterseniz dosyayı direkt alıp sürükleyip hedefteki dosyayı değiştirdi diyebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra en son indirdiğimiz ayarlar kısmına girelim. Açalım. Gördüğünüz gibi burada direkt kendisi bir mod. Klasör olarak geldi. Hemen kütüphaneye girelim.
demin oluşturduğumuz mod kısmını açalım. Ondan sonra dosyamızı içeri atalım. Dosyamızı içeri attıktan sonra dosya ismini kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra mod metin belgesini açıyoruz. Enter yapıyoruz. Bir aşağı iniyoruz. Klasör ismini copy paste yapıyoruz. Kopyala yapıştır yapıyoruz. İki nokta üst üste. Ondan sonra boşluk 1 yapıyoruz. 1 yapma nedenimiz 1 yaptığımız zaman tekrar mod aktif hale gelecektir. 0 yaptığımız zaman mod işe yaramayacaktır arkadaşlar. Buradan hemen kaydet diyoruz. Kapatıyoruz. Diğer bir modumuza geçelim. Bu mod tüm map'in açılmasını sağlıyor. Tek tek gidip uğraşmıyorsunuz açmakla. Hemen modumuzu da indirmeye başlayalım. Hemen modumuzu indir. Burada bakalım. Açtık. Direkt dosya halinde. Bunu da kalsın. Buraya geldik. Zaten bu sekme açıktı. Dosyamızı buraya atıyoruz. Tekrar deminki işlem gibi kopyalıyoruz. Mod kısmını tekrar açtık. Yapıştırıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. İki nokta üst üste. Tekrar boşluk bırakıp bir yazıyoruz arkadaşlar. Ve tekrardan buradan kaydetmeyi unutmuyoruz. Bu arada ayarlar kısmını da videonun sonunda anlatacağım. Kendi yapacağım ayarları da size göstereceğim arkadaşlar. Bu modu da indirdikten sonra bu modla da işimiz bitiyor. Burada da bir adet grafik modumuz var. Ben grafik modu kısmında sadece sis kaldırmayı indireceğim şimdi. Çünkü nasıl çalıştığını bilmiyorum. Hemen indirelim. Bununla devam edelim. Dosyamızı indirdik. Fark ettiyseniz direkt pak dosyası haline geldi. Emin olmak amaçlı direkt açıklama kısmına bakalım. Pak dosyası olarak geldiğinde bakın burada da mesela mod folder oluşturmamız gerektiğini söylüyor. Dediğim gibi arkadaşlar her mod indireceğiniz zaman açıklama kısmına bakmanız sizin için daha yararlı olacaktır. Tekrardan content kısmına geldik. Ondan sonra packs kısmına girdiğimizde burada yeni bir dosya oluşturuyoruz. Yeni bir klasör oluşturuyoruz. Adını açıklama kısmında belirttikleri gibi koyuyoruz. İndirdiğimiz dosyayı tekrar açalım. Ondan sonra bunu pack kısmının içine atıyoruz. Bunları yaptıktan sonra oyunumuzu açıp test ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sefer girebildik. Demin bir ayar vardı onu yapmayı unutmuşum. Zaten o ayarı da tekrar size göstereceğim. Gördüğünüz gibi tüm sis kalktı. Map'e bakalım. Evet. Tüm map açıldı. Bir de hemen şurada bakalım gösterecek mi bize. Evet. Bakın Warp Speed, Defense, Attack. Bunlar mesela gösteriliyor. Kattiva'ya bakalım. Mesela Kattiva'nın bakın pasif özelliklerini gösteriyor bu arada. Motivational Leader, Coward bunların hepsini gösteriyor size fark ettiyseniz. Bu arada biz bir level olduğumuz için yaratıkların biz aldığımız zaman hangi şekilde bize geleceğini de gösteriyor. Ata 106 ama biz aldığımız zaman 52 olarak gelecek yakın dövüş ata. Bunlardan da bahsediyor. Şimdi hemen size yapmamız gereken ayarın ne olduğunu göstereyim. Size dediğim gibi her zaman açıklama kısmını okuyun. Arkadaşlar dosyalar kısmından bu kısımdan geri çıkıyoruz. Fal kısmına tekrar devam ediyoruz. Kütüphane kısmına girdikten sonra burada attığımız dosyalar arasında ayar kısmı var. Ayar kısmını açıyoruz. CTRL-F yapıyoruz. Ondan sonra ben tekrar zaten bu kısmı, bu diziyi size vereceğim. Aşağıda açıklama kısmında CTRL-F yapıp bu diziyi yapıştırdıktan sonra Enter'lıyoruz. Burası normalde true oluyor. Siz de şu şekilde. Biz bunu buradan silip false yapıyoruz. Bunu silip false yaptıktan sonra da kaydetmeyi unutmuyoruz. Kaydettik, kapattık ve oyunumuz artık açılıyor. Şimdi yavaştan ayarlara geçelim.